Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar biraz nostalji rüzgarları estireceğiz. Benim yaşlarımda ya da benden biraz daha küçük olan arkadaşlar hatırlayacaktır. Aslında büyük olanlar da hatırlayacaktır. Bir zamanlar Kaptan Tsubasa diye bir çizgi film vardı. Ki eminim şu anda pek çok kişi de biliyordur bunu. Son dönemde böyle yeniden çekimi gibi bir şey yayınlanmıştı. Tabii Türkiye'de yayınlanmadı ama bazı böyle sitelerde vesaire bulmak mümkündü Kaptan Tsubasa'yı. Biliyorsunuz Tsubasa'nın böyle özel şutları vesaire vardı. Gerçekten çocukluğumuzda severek izlediğimiz çizgi filmlerden bir tanesiydi. Tornado şutu falan çekiyordu böyle. Topa bir vuruyordu. Top böyle çeşitli şekilleri alıyordu falan. Hatta bir dönem şey olarak geliştiriliyordu. Hani koşuyorlar koşuyorlar böyle kale yavaş yavaş gözükmeye başlıyor. Sanki böyle yokuşta koşuyormuş gibi böyle yavaş yavaş kale ufukta gözüküyor. Ve bütün halini alıyor. Sonra bir şut çekiyor böyle top evriliyor, büvrülüyor, gidiyor sağdan soldan giderek gol oluyordu. En son benim hatırladığım Tsubasa Barcelona'ya mı gidiyordu? Bir takıma gidiyordu galiba. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Wakabayashi Genzo sakatlanıyordu ama o da iyi bir takıma gidiyordu. Onu hatırlıyorum. Huyuga vardı. O da yine yüksek bir takıma gidiyordu böyle. Onu da anımsıyorum ama hangi takımlara gittiğini hatırlamıyorum. Sadece Tsubasa'nın Barcelona formasıyla sahaya çıktığını hatırlıyorum arkadaşlar. Bir de bir ara Japonya milli takımı ile ilgili bazı böyle mücadelelere katılıyordu. Bunu da hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi gelelim asıl konumuza. Biliyorsunuz Tsubasa'nın daha önce de oyunları yayınlanmıştı. Fakat bunlar Japonca falandı böyle. Hatta ben PlayStation 2'de mi ne tam olarak hatırlamıyorum ama bir konsolda oynamıştım Tsubasa'nın oyununu. Gayet de güzel bir oyundu böyle. Onda da özel şutlar falan çekiyordunuz. Gayet heyecanlı bir oyundu. Fakat geçtiğimiz günlerde bir tane daha oyunu yayınlandı Tsubasa'nın. Hani böyle Tsubasa'nın oyunu yayınlanmış. Biz de dedik ki Oyun Canavarı'nın bu bölümünde Tsubasa'nın yeni oyununa yer verelim. Oyununa da Kaptan Tsubasa Rise of New Champions arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok platform için yayınlandı bu. Bilgisayar içinde biz bu oyunu edindik. Ve dedik ki biraz oynayalım bakalım bize neler sunuyormuş beraber görelim dedik. Şunu hemen baştan size belirteyim. Normal bir futbol oyunu gibi değil. Zaten olması da beklenemez. Dolayısıyla böyle hani çok böyle rekabetçi bir şey beklemeyin arkadaşlar. Biraz da böyle Atari kafasında aslında oyun. Çünkü gidiyorsunuz böyle omuz atıp topu alıyorsunuz falan. Biraz enteresan bir yapısı var. Daha sonra topu aldıktan sonra mesela sürüyorsunuz. Kaleyi gördükten sonra özel şutlarınız var. Tabii her dakika özel şut çekemiyorsunuz. Fakat zaman zaman belli bir barınız var. O barı doldurduğunuzda son derece güzel şutlar çıkartabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi bizim deneyimlediğimiz oyun görüntüleriyle sizi biraz baş başa bırakalım. Ve Kaptan Tsubasa'nın nasıl bir formatta olduğunu beraber görelim. サッカーボールと共に育った11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たすブラジルサッカー界のスターロベルト・ホンロついについにこの時がやってきました世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎君スーパーグレートゴールキーパー若林源三君小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たちそしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼君さあ行こうみんな運命の一戦が今まさにキックオフですパスを出しますよし
仕切り直します。木杉
ワンタッチで送る浦部くん、ボールを奪った。パス、これは通るか。絶対に決める。ノートラップランニングボレー、林田シュート。外してしまった。ニッタのこのシュート、こキーパーからのリスタートです。キサギヘッドでパスを送る。いけ伊沢。このパスは通らない。横をすり抜けた。こいつ俊足を駆使した突破だ。チャンスが決まった。高杉君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。高杉君、タックルも決めた。これは必須ゴールを残した。絶対に決める。これはタックル。今度こそ行け。決まった。キーパー森崎君、そして南葛ディフェンダー、一歩も動けず。いや、とうとう、よく野田君、激しいタックル。パスを出します。ドリブルも見せかけてパス。翼君、お箱のヒールリフトだ。豪快にシュート。必殺のシュートを放った。あー、弾きます。すでに後半も半分やった。ここからの一点は非常に大きな意味を持ちます。横をすり抜けた。岩見くん、パスを出します。ここは抜かせません。長野くん、ここからチャンスを作れるか。岸田くん、ボールを奪うことができません。川田くん、ボールを狙うも届かない。タックルも決めた。ドリブルと見せかけてパス。木杉くん、豪快にシュート。中山くん、このボールに立ちはだかる。これはボールと相打ちの形になった。ボールパス成功。木杉くん、シュート。伊沢くん、ゴールを狙う。中山くん、一条くん、ゴールを守った。形でボールを奪った。ここからシュートになっていく。渾身のシュート。一条くん、ボールはまだ生きている。チャージが決まった。リングボールを奪った。大きくクリア。ワンタッチで送る。ここで試合終了。全国中学生サッカー南葛。Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kaptan Tsubasa oynaması son derece eğlenceli bir oyun olmuş. Yani bu oyunda hani FIFA gibi, PES gibi bir şey beklememek gerekiyor. Zaten beklemek biraz absürt olur. Fakat dediğim gibi küçüklüğünüzde eğer Kaptan Tsubasa'yı izlediyseniz gerçekten çok 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 zevk alabileceğiniz bir oyun olmuş. Ben gerçekten çok keyif aldım oynarken. Ve şunu da belirteyim size, hani illa gamepad olmasına gerek yok. Klavye tuşlarıyla da gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Hani öyle çok böyle X, Y, Z ekseni olmadığı için oyunda zaten tak tak dönüşleri var. Ve gayet rahat bir şekilde oyunun oynanışını sunmuşlar sizlere. Topu alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Oyunda bayağı bir ilerledikten sonra milli takıma vesaire çağırıyorsunuz ve diğer futbolcular da geliyor. İşte bu Hugo, bir çift ikizler vardı, onlar falan geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bütün futbolcularla böyle özel şutları vesaire var. Onların hepsiyle yararlanabiliyorsunuz. Ben beğendim açıkçası. Yani eğer dediğim gibi siz de hani küçüklüğünüzde vesaire Kaptan Tsubasa'yı izlediyseniz bu oyunu mutlaka ama mutlaka bir şekilde edinip deneyimlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Oyuncu Arama'nın bir sonraki bölümünde muhtemelen FIFA 21 incelemesiyle karşınızda olacağız. O güne kadar bizleri sosyal medyadan ve YouTube hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.